Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arısoy'un hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Evet, bugün şöyle sizlerin karşısına yine dolu dolu çiçek tarifi, çiçek kürü videosuyla geldim. Benim geçen seneki açtırdığım yılbaşı kızımla geldim. 6 yıldır açmayan yılbaşı çiçeğimi verdiğim kürlerle geçen yıl açtırmıştım. Şimdi bu sene Allah izin verirse kürlerini yenileyeceğim. Bahar ayına girdik. Tekrar çiçek açmasını sağlayacağım. Bakın böyle uçlarından da yeni yeni yapraklar da vermeye başlamış. Annesinin güzeli fıstık kızım. Bugünkü yapacağım kürü evdeki tüm çiçeklere verebilirsiniz. Nisan ayındayız ve bu kürün tam zamanı. Hangi çiçeğim açmıyor diyorsanız ya da çiçeklerim hastalanıyor diyorsanız şöyle göstereyim. Yapraktan ürettiğim menekşelerim hepsi coştu. Hepsi bu şekilde patır patır çiçek açıyor. Menekşelerimde kırmızı örümcek var diyorsanız ya da menekşelerimin mite hastalığına uğramasını istemiyorum diyorsanız bu kür tam sizlik arkadaşlar. Her 3 ayda bir mutlaka verin. Ben bunu vermiştim bu kürü daha önce çiçeklerime. Çok çok memnun kaldım. Çok güzel sonuçlar elde ettim ve tekrar sizlerle bu kürümü paylaşıyorum arkadaşlar. Video sonuna kadar beni sıkılmadan izlerseniz detaylı anlatımımdan sizler de faydalanırsınız inşallah. Evet, şimdiki yapacak olduğum kürümü hem yılbaşıma vereceğim. Yılbaşına verdikten sonra yılbaşı çiçeğimi artık Nisan ayındayız arkadaşlar balkona çıkartacağım. Ve sizlere bakın örnek olsun diye menekşelerimi de vereceğim. Biraz önce de açıkladığım gibi hem hastalıktan korumak için hem de çiçek açmaya daha çok teşvik etmek için daha çok çiçek açması için arkadaşlar. Bakın annesinin güzelleri. Ben bu güzel kızlarımı yapraktan ürettim. Arkadaşlar hele şunların güzelliklerine bakar mısınız? Hele şu katmerlimin. Annesinin tatlısı. Sen nasıl güzel açtın ya. Sen nasıl güzel açtın. Evet ben bunu da üreteceğim arkadaşlar. Bir katmerli pembelim daha geliyor inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bu da pembe açıyor. Bu da ithal menekşem. İthal menekşemi de zaten sizler de biliyorsunuz çok güzel kışın dolu dolu çiçek açtı ve şimdi dinlenmeye geçti. Şimdi kürümüze geçelim. Sizleri çok sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle kürümüze geçmek için. Bakın Türk kahvesi bildiğimiz Türk kahvesi arkadaşlar. Herhangi bir Türk kahvesi olabilir. Yani herhangi bir marka içermez. Marketlerdeki satılan bildiğimiz Türk kahvesi de olabilir. Öğüterek aldığımız Türk kahvesi de olabilir. Benimki öğütülmüş. Bir diş sarımsak arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 litre normal oda ılıklığında bulunan suyumuz. Ve şöyle bir su bardağı kaynattığım sıcak su. Şimdi bakın şöyle bir diş sarımsağı bu şekilde doğradım. Bu doğramış olduğum bir diş sarımsağın üzerine arkadaşlar şöyle göstereyim. Dolu dolu bakın bir çay kaşığı kahve atıyorum. Hatta çok dolu olmadığı için ben azıcık daha atacağım şöyle. Yani siz dolu dolu bir çay kaşığı atın arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bir diş sarımsağı dolu dolu bir çay kaşığı Türk kahvesi attım arkadaşlar. Türk kahvesi bunu unutmayalım. Şöyle sıcak suyu da ekliyorum. Suyumuz kaynar olacak arkadaşlar. Kaynattım ben bu suyu. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu kahvemiz, sarımsağımız bu sıcak suda şöyle biraz dinlenecek. Dinlenirken ben de sizlere bunun faydasını anlatacağım arkadaşlar. Sarımsağın antibiyotik açısından sizler de biliyorsunuz ki çok faydalı. Çiçeklerimize ve biz insanların sağlığına çok faydalı olan sarımsağı ben her 3 ayda bir tüm çiçeklerime kullanıyorum arkadaşlar. Ve bu sayede menekşelerim dolu dolu çiçek açıyor ve hastalıktan da koruyor. Sarımsağı özellikle menekşelere ve kalonşalara mutlaka verin diyorum. Un bitinden, mite hastalığından, menekşelerdeki kırmızı örümceklerden tamamıyla koruyor arkadaşlar. Sarımsaklı kahveli kür. Sarımsak aynı zamanda da çiçeklerimizi çiçek açmaya teşvik ediyor. Ve daha hızlı ve daha çabuk büyümesini sağlıyor. Sizler de biliyorsunuz ki ben açmayan yılbaşı çiçeğimi sarımsakla açtırdım. Ve menekşelerimi sağlığında sarımsakla koruyorum arkadaşlar. Hiçbir zirai ilaca gerek yok. 3 ayda bir bu şekilde sarımsaklı kür yaparsanız tüm çiçeklerinize çiçekleriniz sağlıklı ve güzel ve dolu dolu açar arkadaşlar. Şekil ağda gözüktüğü gibi. Bu güzel kızlarımda olduğu gibi. Ya da hiç açmayan çiçeğimi açtırdığım gibi arkadaşlar. Evet.
Aynı zamanda neden koruyor? Aynı zamanda toprağımızdaki hastalıklarda, eğer toprağımızda kurt, solucan, sinek lavrası vesaire varsa, sarımsaklı, kahveli kür bundan da koruyor. Yani varsa yok ediyor arkadaşlar, tedavi ediyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Bunu her çiçeklere verebilirsiniz. O yüzden ben sizlere örnek olsun diye hem yılbaş çiçeğini koydum, hem menekşelerimi koydum. Söylüyorum, kalanşolara, sardunyalara, hani açmayan çiçekleriniz neyse ona verebilirsiniz. Ama sadece bir püf noktası ne biliyor musunuz? Ben şimdi bunları vereceğim ya, bu kürü vereceğim ya, 24 saat güneş görmeyecek arkadaşlar. Öğlenden sonra veriyorum şimdi bu kürü. Yarın akşama kadar güneş görmeyecek. Yani bir gün boyunca güneş görmeyecek. O da aydınlığında, odanın bir köşesinde, aydınlık bir köşede duracak. Fakat güneş değmeyecek üstüne. Çünkü sarımsak yakar. Ben hangi kürü verirsem vereyim, bir gün güneşten koruyorum arkadaşlar. Özellikle bu şekilde yaza, bahara geldiğimiz için. Şimdi sıcaklar ve güneş daha etkili olmaya başladığı için verdiğim kürden sonra bir gün güneşten koruyorum ki zaten menekşeler artık bu aydan sonra, Nisan'dan sonra güneşe konmaz. Menekşelerimin şimdi yeri artık arkadaşlar bir yaz boyu aydınlık, serin bir yer. Aynı bu şekilde dolu dolu çiçek açmaya devam edecek arkadaşlar. Bakın bir kısmı dinlenmeye geçti, bir kısmı hala yeni yeni açıyor. Bakın ben bunların hepsini yapraktan ürettim. Minicik kızlarım benim. Minicik çiçeklerim. Bakın bu da özel tür arkadaşlar. Bunu da ileride çoğaltmayı düşünüyorum. Ben bunların hepsini yapraktan ürettim. Şöyle gördüğünüz gibi annesinin tatlı kızı. Şu geçmiş çiçeklere, geçmiş olanı da alalım ki arkadaşlar kuvvetini köküne versin, diğer çiçeklerine versin diye. Benim kanımca şöyle söyleyeyim sizlere, özel tür menekşe ve ithal menekşe arkadaşlar normal klasik menekşeye göre daha uzun ömürlü açıyor. Evet, mesela bunların çiçeği daha çabuk geçiyor. Ama bu ithal menekşemin çiçeği 4 ay falan üstü dolu dolu çiçek oldu arkadaşlar. Aynı zamanda bakın özel tür menekşem, içeride de var özel tür menekşem. Onu getirmek aklıma gelmedi. Şimdi video içerisinde söylüyorum. Herhalde bakın 3 aydır falan bu çiçek açıyor. Hiç etmedi yani. Üstünde çiçeği hiç eksik olmadı arkadaşlar. Normal klasik Afrika menekşesine göre daha dayanıklı çiçek açıyor özel tür menekşe. Biraz pahalı da olsa gerçekten çiçeği daha uzun ömürlü oluyor. Tavsiye ederim diyorum. Şimdi şöyle kürümüzü arkadaşlar ben biraz dinlendirdim. Kahvenin aynı zamanda çiçeğimize gübre etkisi var arkadaşlar. Mutlaka çiçek ekerken bir çay kaşığı çiçeklerimizin toprağına kahve ekleyelim arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Çiçeğimizin toprağına aynı zamanda da gübre etkisi oluyor. Ben şimdi bir miktar daha bunu dinlendireceğim. Şöyle 15-20 dakika dinlendireceğim. Sarımsağımın ve kahvemin özü suya karışsın istiyorum arkadaşlar. Daha kuvvetli, daha güzel antioksidan, çiçeklerimi daha güçlendirecek bir kür olsun istiyorum. Biraz dinlendirip geleceğim. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, ben şöyle sarımsaklı kahveli kürümü biraz dinlendirdim, biraz beklettim. Şöyle 15-20 dakika dinlendirdim ve beklettim arkadaşlar. Şimdi bunu 3 litre suyuma, normal oda ılıklığında bulunan suya ekliyorum. Bakın sıcak suda beklettiğim kahveli sarımsaklı suyumu 3 litre suya ekledim arkadaşlar. Bazen takipçiler diyor ki biraz fazla konuşuyorsun diyorlar. Arkadaşlar gördüğüm gibi fazla konuştuğumu düşünmüyorum. Çünkü elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Mesela daha önceden sarımsaklı kahveli kürümden nasıl memnun kaldığımdan bahsettim. Veyahut da şimdi bunu tekrar uygulayacağım. Fakat güneşe bırakmamaklarından bahsettim. Yani püf noktası güneşte kalmayacak 24 saat. Bunları da söylemezsem arkadaşlar olmaz. Ben size sadece direkt çiçeklere kahveli sarımsaklı su yaptım dersem, siz de bunu bilmeyerek güneşin altına koyup da çiçeğinizi yakabilirsiniz. O yüzden püf noktalarını anlatıyorum. İnşallah sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Şöyle şimdi kürümüzü ikram edelim çiçeklerime. Bakın 3 litre suya bu şekilde sarımsaklı kahveli suyumu ekledim. Şöyle bir su bardağı arkadaşlar. Saksımızın büyüklüğüne göre. Benim şu yılbaş çiçeğimin saksı bayağı büyük, 3 litre. Buna bir su bardağı yeter diye düşünüyorum. Bir de sizlere şöyle bir fikirde daha bulunuyorum. Tekrar önce sulayın arkadaşlar. Normal suyla sulayın. Bakın normal su ile önce suluyoruz ki kökünü çiçeğimizin yakmayalım. Yani dibi nemli olacak arkadaşlar. Bu kürü vermeden önce muhakkak çiçeğimizin dibi ıslak olmalı. Bakın buna da dikkat edelim. Şimdi şöyle bir kahve kürümden aldım. Bakın bir bardak aldım. Bu şekilde
saksıma döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek, şifa olsun diyerek. Büyük saksılara bu şekilde bir su bardağı verin. Şöyle minik menekşeleriniz var ise bunlara da 3-4 yemek kaşığı verin arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim sizlere? Bakın şöyle şu şekilde cezvem var. Cezvemin içinde bakın şöyle yarım su bardağı su var. Bakın yarım su bardağı su. Yarım su bardağı da şuradan sarımsaklı sudan alıyorum gördüğünüz gibi. İkisini birlikte şöyle birazcık daha inceltmiş oldum arkadaşlar menekşelere. Şöyle bunu etraflarından azıcık azıcık vereceğim. Azıcık azıcık vereceğim ki çiçeklerimizi hastalıktan koruyacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bakın şöyle şifa olsun diyerek. Arkadaşlar bakın şöyle inşallah belli oluyordur. Bakın azıcık azıcık ikram ediyorum. Hem hastalıktan koruyacak bu arkadaşlar hem daha çok çiçek açmasına yarayacak. Özellikle menekşeleriniz kırmızı örümcek hastalığına musallat olduysa yani kırmızı örümcek hastalığı musallat olduysa arkadaşlar şöyle nasıl vereceğim bilemedim. Elimle de telefon tutunca bakın şurayı şöyle hafif araladım. Şuradan sizlerin de görmesini istiyorum çünkü hani vermiş gibi yapmıyorum. Bazen böyle insanları kandıran insanlar da var arkadaşlar. Vermiş gibi yapıyorlar. Vermiş gibi yapmıyorum. Ben çiçeklerime gerçekten bu şekilde kürlerimi veriyorum. Verdiğim, memnun kaldığım kürleri tekrar sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi 2-3 yemek kaşığı saksının büyüklüğüne göre. Eğer saksınız büyükse daha fazla da verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle uğraştırdı ki beni biraz hani verdiğimi görün istiyorum bu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi. Hele şunun rengi çok tatlı arkadaşlar. Bir açsa da bir görseniz. Anneçinin güzeli bu. Bakın şöyle vereyim ki daha güçlü çiçek açsın diye. Aynı zamanda da çiçeklerinizi ekerken bu şekilde köpük ekleyin arkadaşlar. Bakın beyaz beyaz görüyorsunuz. Bunlar da tam bir çiçek coşturan. Şöyle ithal menekşeme de vereceğim. Bakın yılbaşıma verdim. Menekşelerime de veriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda menekşelerinizde kök çürümesi varsa onlara da iyi geliyor. Bakın bir tarafından verdim. Tek bir taraflı olmasın diye. Diğer bir tarafından daha vereceğim. Şöyle hafif aralıyorum. Sarımsak gidebilir. Hiçbir şey olmaz. Yılbaşı menekşelerimiz sarımsağı çok seviyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet bu şekilde bakın ben sarımsaklı kahveli kürümü hem menekşelerime ikram ettim hem yılbaşı çiçeklerime ikram ettim. Daha önceden de verip de memnun kaldığım bir kür arkadaşlar. Çiçeklerim dolu dolu çiçek açsın. Aynı zamanda da çiçeklerimi hastalıktan korusun diye. Evet bugünkü kürümüz de bu kürüdü. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Anlatımımdan da memnun kalmışsınızdır. Ben memnun kaldığım, fayda gördüğüm kürleri anlatıyorum, paylaşıyorum arkadaşlar sizlere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Konya'dan kucak dolusu selamlar. Hepinize Konya'dan şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.